değerli katılımcılar ve bizi internetten canlı olarak takip eden online katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün biliyorsunuz Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında bir eğitim toplantısı düzenleyeceğiz. Bu programlara özel bir eğitim toplantısı. Yani baştan hani ne yapacağımızı bilmek adına söylüyorum. Genel bir proje döngüsü yönetimi eğitimi bilgilendirme eğitim toplantısı olacak. Biliyorsunuz o eğitimler bir hafta süren uygulamalar eğitimler. Biz sadece burada bu programların tanıtımı, bu programlar kapsamında proje döngüsü yönetimini nasıl kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, mantıksal çerçeve özellikle hangi unsurlara dikkat almalıyız, bunlardan bahsedeceğiz. Ve daha sonra da aslında hepimizin yeni olduğu bir sistem, kalkınma ajansları yönetim sistemi, proje ve faaliyet destekleme, destek yönetimi modülü dediğimiz yeni bir sistem kuruldu. Başvurular artık bu sistem üzerinden, online modül üzerinden kabul edilecek. Bu modülden biraz bahsetmeye çalışacağız. Ki başvuru yöntemimizi tamamen değişmiş olduğu için öğleden sonra tamamen bunu anlatacağız. Arkadaşlarımızın, ekibimizin hazırlamış olduğu bir örnek proje var. Bu proje üzerinden tabii ki çok detayına inmeden uygulamalı bir şekilde kayıt eğitimi gerçekleştireceğiz. Nereye dikkat edilmesi konusunda. Biliyorsunuz sizlerden kayıt esnasında bu toplantılardan beklentileriniz nelerdir, niçin katılmak istiyorsunuz veya proje dönüş yönetimi konusundaki bilgi düzeyiniz nedir gibi bazı bilgiler almıştık. Bu bilgiler neticesinde genelde buraya katılan eğitimcilerin ortalama düzeyde bir proje döngüsü yönetimi, yani en azından proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı nedir, bu konuda ortalama bir bilgi seviyesine sahip olduklarını, KAYS nedir duyduklarını ama aktif olarak kullanmadıklarını ve bu toplantıdan özellikle beklentilerinin bir örnek proje üzerinden KAYS uygulamasının anlatılması olduğunu gördük ve buna göre eğitim toplantımızı şekillendirdik. İlk aşamada tabii bu toplantı bilgilendirme toplantısına hiç katılmayan, ilk kez burada bu programları duyacak olan paydaşlarımız da var. Diğer paydaşlarımız zaten büyük ihtimal öğleden sonra geleceklerdir. Asıl KAYS kısmına. Ancak ilk kısımda yine bir tekrar olması açısından Doktor Mustafa Tarkan arkadaşımız sizlere programları kısa bir tanıtımı yapacak. Daha sonra Gökçe Özaydın arkadaşımız sizlere öğleye kadar bu proje döngüsü yönetimi mantıksal çerçeve yaklaşımında bu projeleri hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunun teorisi nedir? İşte bunu pratiğe nasıl aktarabiliriz? Örnek bir proje girişi üzerinden de aktarmaya çalışacak. Öğleden sonra da tamamen vaktimizi KAYS'a ayarlayacağız. KAYS'ın eğitimini ayıracağız. Ve bir yenilik daha yaptık. Bizim projelerimiz nasıl daha başarılı olabilir? Çeşitli ipuçları vereceğiz. Yani proje değerlendirme rehberlerinde kullandığımız bazı kıstasları burada sizlere anlatacağız. Aslında bütün değerlendirme kriterleri size verdiğimiz başvuru rehberlerinde yer almakta. Ama bunlarda hangi soruları soruyoruz? Hangi cevapları alırsak daha yüksek puan veriyoruz veya hangi cevapları bulamazsak daha düşük puan veriyoruz? Bunları tartışacağız. Ve daha sonra da toplantı 5.30'da soru cevap şeklinde bitecek. Dediğim gibi toplantının resmi bitiş saati saat 5.30. Ancak bu toplantı salonundaki son kişinin aklındaki son soruyu cevaplayana kadar biz buradayız. Dolayısıyla bir bitiş saatimiz yok. Kısa giriş yaptıktan sonra ben sözü arkadaşım Doktor Mustafa Tarkan Bey'e bırakıyorum. Kendisi programın detayları hakkında sizleri bilgilendirecek. Umarım verimli bir toplantı olur. Katıldığınız için tekrardan teşekkürler. Öncelikle sevgili Başkanım Erci Şengül'e teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben Erci Bey'in de bahsettiği üzere basit bir giriş yaparak ben bu iki programı bilmeyenler için kısa bir şekilde anlatacağım. Ondan sonra aslında bu aradan sonra da Gökçe Hanım'ın başladığı gerçekten artık yani eğitimin bugün burada bulmamızın asıl amacına girmiş olacağız. Ekonomi Dış İlişkiler Araştırma Merkezi ve Uluslararası Rekabetçilik Araştırma Kurumu'nun yaptığı endekslere göre, araştırmalara göre bizim TR33 bölgesi dediğimiz Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'ı kapsayan 4 ile baktığımızda sosyal anlamda, sosyal sermaye, sosyal kalkınma anlamında bizim bölgemizin biraz düşük olduğunu görüyoruz. Buna bir genel haritada baktığımız zaman yani Ankara'nın mesela batı tarafı özellikle baktığımızda bizim halihazırda bulunduğumuz bölgeye burada koyu olan sosyal anlamda genişmişliğin daha yüksek olduğu anlamlarıyla bizim 4 ilimizi kapsayan bölgeye baktığımız zaman aslında burada en açık sosyal genişmişlik anlamda en düşük seviyede olduğumuz göze çarpıyor. Bizim İki programında bir genel amacı var. Bunun bölgenin sürdürülebilirliği, sosyal kalkınması ve toplumsal gelişmesine katkı sağlamak bizim iki programımızın hem sosyal kalkınma hem sosyal altyapı mali destek programımızın genel amacı bu.
Öncelikler var. Birinci önceliğimiz sosyal yaşam olanaklarının yeni biçim yöntemlerle geliştirilmesi. İkincisi dezavantajlı grup dediğimiz kişilerin, bunu zaten tanımlar çoğunu zaten açıkça biliyorsunuz. Sosyal içermelerine yani hayatta daha rahat adapte olmaları, daha kolay yaşamalarını, daha kolay iş bulmalarını sağlamak amacıyla. Üçüncüsü gelişmekte olan hizmet üretim, daha çok hani özel sektörde, bölgede çok konuşulan bir konu. Nitelikli eleman bulmakla ilgili sorunlar var. Yani onlara nitelikli bir eleman yetiştirebilmek amacıyla üçüncü önceliğimiz var. Son önceliğimizde bölgenin aslında hemen hemen merkezlerini ve birkaç tane ilçesini çıkarttığımızda çok büyük bir kısmını kapsayan kırsal kesimdeki beşeri kaynakların geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması. Bu iki programın dördü önceliklerine de bunlara verebiliriz. Tabii biz programa çıktığımız zaman bunların kendi yaptığımız 2012-2013 yılından kapsayan bölge planıyla bağlaştırmamız gerekiyor. Biz bugüne kadar A ekseninde ve D ekseninde hem kulak sektörde mali destek programımız olsun, sürdürülebilir kırsal kentsel altyapı ve bölgesel ilk çıktığımız bölgesel potansiyel geliştirilmesi olsun. Bunların A ve D'ye bayağı bir katkı sağlamaya çalıştık açıkçası. Ancak gördüğünüz gibi B ve C kısmı dediğimiz kırsal kalkınma ve beşeri gelişme biraz eksik kalmış durumda gözüküyor. Yani birçok paylaşımımız da bize bu konuda yorumlarda bulundu. Bu iki programın amacı işte kırsal kalkınma ve beşeri gelişmenin sağlanması eksenleri üzerinde programlar. Bir planın bu iki projenin iki çareleri olan ilişkisine baktığımızda birincisi kırsal kalkınmanın sağlanması. Bu bilmiyorum bölge planımız okuyan var mı, gören var mı? Uzak olanlar için bu kavramı isterseniz ajansımızın web sayfasından bunu indirebilirsiniz. Orada hepsi var, bunları görebilirsiniz. Yani siz ajansınıza bu iki program için herhangi bir proje yazmak istiyorsanız burada görmüş olduğunuz eksenler üzerinde, maddeler üzerinde ilişkilendirmeniz gerekecektir. Bu konuda bilginiz olsun. Programla ilişkin bilgilere baktığımızda sosyal kalkınma, mavi destek, sosyal altyapı mavi destek. Biz iki renk kullandık burada. Mavi rengi gördüğünüz zaman sosyal kalkınmadan bahsediyoruz demektir. Turuncu renk de altyapı programı, sosyal altyapı mavi destek programına ait. Sosyal kalkınma programı yaklaşık olarak 10 milyon TL'lik bir bütçemiz var. Altyapı 7,5 milyon. İkisinin iki farkı aslında azami destek oranları. Kalkınma destek programında %90'a kadar. Ama ve lakin altyapı programında %50'ye kadar destek vereceğiz. Tabii ki bir maksimum sınırımız var. Kalkınma programında ajansın sağlayacağı destek orana bakılmaksızın 200 bin TL'yi aşırmaz. Tabii şunu unutmamak lazım. %25'in altında da hiçbir ajans destek vermeyecek. Yani siz 800 bin TL'nin üzerinde bütçeyle kalkınma programına başvuramazsınız. Altyapı programında da 500 bin TL maksimum sınırımız var. Burada da 2 milyon TL'nin üzerinde bir para ile yani toplam bütçeyle ajansa proje başvurusunda yapamazsanız anlamına geliyor. Çoğunuzun bildiği daha önce projeyle ilgili olanlar, proje yazanlar aranızda biliyoruz, aranızda bayağı bir tanıştık. İki tane maliyetimiz var bizim bunlar. Bir tanesi uygun doğrudan maliyetler, diğeri uygun dolaylı maliyetler. Bunlar fazla uzatmadan şey yaparsam uygun dolaylı doğrudan maliyetler birebir sizin projeyi yapmak için harcadığınız rakamlar. Uygun dolaylı maliyetlerde bunlar sizin yedek akçeyi dediğimiz bir para olarak tanımlanabilir. Şimdi uygun maliyetler neler? Yani proje konusunda yeni istihdam olmak şartıyla personel, saf malzemeleri, yeni ekipman, kendi halihazırda olan yerinizin dışında bir ofis kiralamayı düşünüyorsanız proje kapsamında bu ofis kiralamaları, mali hizmetler, yolculuk gündelik giderleri basit olarak uygun doğrudan uygun maliyetler olarak kabul ediliyor. Ve bunun yanında doğal olarak uygun olmayan maliyetler de var. Bunlar çoğunuzun zaten bildiği ceza, zam ve faiz giderleri, halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler varsa onlar, binek taşıt alımları tarzında bunları siz zaten şey yapabilirsiniz. Size vermiş olduğumuz proje rehberleri, program rehberleri içerisinde zaten bunlar çok daha detaylı bir şekilde anlatılıyor. Eş finansman nasıl sağlanabilir? Bak bir programdan başlayacağım çünkü bugüne kadar çıktığımız programlarla çok benzer. %50 eş finansmanı zaten bahsetmiştim. Bunu siz başvuru sahibi, proje ortağı varsa ortağı, varsa iştirakçileri nakdi olarak sağlayabiliyor. Yani bu programda biz diğer bugüne kadar çıktığımız 3 mali destek programı gibi sizden nakit olarak
Yani bir para istenecek. O parayla siz eş finansmanı sağlayabiliyorsunuz. Kalkınma mali destek programında ise bugüne kadar dediğim gibi diğerlerinden farklı olarak %10 zaten söylemiştim. Yine 3 şekilde nakit sağlanabiliyor. Ama ve lakin en son olarak sizin projenizde çalışan kamu görevlisi varsa onun projede çalışacağı süre ve onun maaşını hesaplayarak, onunla ilgili zaten destekleyici belgeler arasında birçok belge koyduk. Nasıl yapabileceğinizi çok basit olarak zaten göreceksiniz o belgelerin içine baktığınızda. O kamu personelinin maaşını siz bize eş finansman olarak gösterebiliyorsunuz. Yani bu kamu personeli eğer sizin projenizde birebir çalışaraktan bir katkı sağlayacaksa aslında projenin tamamını nakit anlamda yani parasal anlamda tamamını aslında ajans karşılamış oluyor. Bu bugüne kadar hiç yapmadığımız bir şey. Diğer çıktığımız 3 program ve altta bir de katarsak 4 programı kıyasladığımızda en farklı olan bu kısım. Bu biraz daha tabii tabana yayılmak amacıyla daha fazla insanın kazanmasıyla yaptığımız şeylerden bir tanesi. Belli kurallarımız var. Bunlar dediğim gibi özellikle ajansa daha önce proje yazmış olanların herhangi bir şekilde bakmış olan bildiği şeyler. Kalkınma mali destek programındaki kısıtların ilki seyahat kalemi %20 aşamaz. Açtığı zaman zaten size bir uyarı gelecektir. Kayıt sistemi, ondan sonra Ercebey'in bahsettiği o kayıt sistemi yerinde göreceksiniz zaten. Herhangi bir şekilde bütçede bir hata yaptığınızda sizi uyaracak. Burada bir hata vardır. Burayı geçtiğiniz gibi ise. Küçük ölçekli yapım işleri ajansın verdiği desteğin %30'una geçemiyor. Yani örnek veriyorum böyle bir odanın içerisinde basit bir inşaat işi yapabiliyorsunuz. Yani bir sıvadır, yerin düzeltilmesi tarzında yapabiliyorsunuz ama altyapı programı gibi yani bütün paranın tamamı neredeyse o proje için ayıramıyorsunuz. Bu ajansın verdiği desteğin %30'unu geçemiyor. Görünürlük ve uygunluğun hali maliyetler zaten bu bir haber hiç değiştirmediğiniz şeylerden bir tanesi. Sırayla %2'yi ve %5'i geçemiyor. Altyapı programındaki kısıtlara baktığımızda tabii bütçe biraz daha fazla olduğu için bu seyahat bütçesini biz biraz aşağıya çektik. %10 olarak burada kısıtımız var. Bütün para yapım işi için ayrılabiliyor. Zaten adı üstünde bir altyapı programı. Biz siz bütün parayı bir bina yapmak için, bir yer yapmak için harcayabiliyorsunuz parada. Yine aynı şekilde görünürlük faaliyetlerimiz ve uygun dolaylı maliyetler sırayla %2 ve %5'i geçiriyor. Kimler başvurabilir? Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Yani başvuru sahibinin uygunluğu adı altında. Burada bütün liste var. Yani ilk başta yani herkesin aklına gelebilecek. Kâr amacı bitmeyen herkes dediğimiz. Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, işte odalar, dernekler, vakıflar, yani sivil toplum kuruluşları, organize sanayi birlikleri. Şurada üniversiteler kısmı var. Bu bazen soru bize gelebiliyor. Hani üniversitede fakülte olarak başvurabiliyor muyum? Yüksek, meslek yüksek okul olarak başvurabiliyor muyum? Biliyor muyum diye sorular geliyor. Bununla ilgili olarak şurada aşağıda bir notu koyduk biz. Yani harcama dilimi varsa o üniversitenin, fakültesinin veya meslek yüksek okul veya lisenin veya orta okulun, ilk okulun yani bu birebir harcama birimi olan diye ayırdık biz bunu. Çünkü bunu başka bir türlü şey içinden çıkamıyoruz. Bazı ilkokulların galiba harcama birimi var, bazılarının yok. Liselerde de aynı sorun geçerli olabiliyor. Bu yine üniversite için siz bunu çeşitlendirebilirsiniz ama sorunun cevabı harcama birimi olmak kaydıyla her birimimiz, üniversite içerisinde her birimi de ayrı bir birim, ayrı bir başvuru sahibi olarak kabul edeceğiz. Özel başvuru koşulları var. Bizim mevzuatımızda ajansa çıktığı proje teklif çağrılarına en fazla 4 başvuru ve bunlardan maksimum 2 tanesini destek sağlamamız diye bir konu vardır. 2 programa çıktık. 2 program hemen hemen birbiriyle zaten ikiz kardeş gibi devam eden programlar aslında. Bunlara baktığınızda başvurabileceğiniz her 2 program için de siz 2 tane başvuru hakkınız var. Ve bunlardan sadece 1 tanesi destek alacaktır. Bununla ilgili bilgi vermiş olayım. Kriterler, hani başvuru sahibinin uygunluğu, projenin uygunluğu ve maliyetlerin uygunluğu bizim 3 tane uygunluğu şey, konumuz vardır. Bunlara baktığınızda sosyal kalkınma programından önce gidersek minimum 3 ay bir programımız olacak. Yani toplam sizin projenizin 3 ay içerisinde programlamaya çalışacaklar. Yani projenizi. Maksimumda 9 ay içerisinde projenin bitmiş olması gerekiyor. Sosyal altyapı da tabii
daha büyük kapsamlı, daha büyük içerik projeler bunlar. Bunu da 6 ay ve 18 ay arasında bitirmek durumundasınız. Yine bizim mevzuatta yazar, rehber içerisinde de belirttik biz onu. Yani mücbir sebep dediğimiz sebepler var. Allah korusun, deprem, bir seldir, felaketler, doğal felaketler. Onun dışında proje çalışanlarından koordinatörün belli bir uzun süreli bir hastalığı olsun, Allah korusun. Bu tip durumlarda mücbir sebep olarak kabul ediliyor. Bu durumlarda bu süreler uzatılabilir. Ancak bunların dışında herhangi bir sebepten dolayı sizin projeniz uzatılamaz. Bu konuda da ilgiliyiz. Yer zaten her zaman söylediğimiz TR33 bölgesinin içerisinde ana faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Siz elbette hani bizim iyi örnekler diye adını koyduğumuz yani İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında gerekiyorsa gidip bir yerde bir örnek yer görebilirsiniz. Onu bir göreyim, benzerini buraya getirmeye çalışan tarzım olabilir. Bu seyahat kalemidir zaten. Bunlara şey yok, bunları gidip görebilirsiniz ama ana faaliyetler dediğimiz eğitimdir, bir yerin yapılması olsun, bir binanın yapılması olsun, hani altyapı programı için çalışıyorum. Bu tip durumlarda TR33 bölgesi dediğimiz, yani bu 4 ilin sınırları içerisinde bunları gerçekleştirmemiz gerekecek. Konu olarak da genel amacı kapsamı zaten biraz önce bahsettim ve 4 tane öncelik vermiştim hatırlarsanız. Bu 4 öncelikten de en az bir tanesiyle ilişkili bir konuda sizin bize proje getirmeniz gerekiyor ki yani bir şekilde projeniz başarılı olmak için avantajlı hale gelsin. Uygun olmayan konular var. Bunlar siyasi ilgili içerikler, işte gayrimenkul yatırımları, birinci derece tarım faaliyeti, bu çok genel sorulardan bir tanesi bize. İşte bölgede var, tarım ciddi bir şekilde bölgede aktif bir sanayi. Bu tarım sanayi ile ilgili daha farklı devletin mekanizmaları var. Onlar bir şekilde zaten tarımı destekliyor. Bu nedenle birinci derecede tarım ajansının desteklediği konular kapsamına girmiyor. Bunun dışında işte çalıştaylar, onun dışında işte siyaset ilişkiler demiştiniz zaten. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili olarak dediğim gibi yine rehber proje 2 programı rehberinde de bunlar daha detaylı bir şekilde yazılıyor. Yani bilginiz olsun, orada da kontrol edebilirsiniz. Biz sadece hani bir örnek teşkil edebilir mi, size biraz yardımcı olabilir mi, biraz fikir verebilir mi diye her önceliğin, her etki programında her önceliğin altlarına birkaç tane böyle proje konusu koyduk. Bunlar bizim sadece hani ajans içerisinde düşündüğümüz, bu olabilir, bu olamaz tarzında hani kendi kafamızdan bulduğumuz bazı konular. Siz tabii birebir bu işin içinde yaşıyorsunuz. Sizin proje konularınız bizimkinden çok daha gerçekçi olacağına eminim aslında. Bunları örnek olarak neler olabilir? Örnek veriyorum, birinci dizimizde sosyal altyapı mahallesi, pardon sosyal altyapı mahallesi programından bahsediyorum. Birinci önceliği ilgili işte hijyen, su güvenliği, anne sağlığı tarzında konular. Kadınların sosyal hayata katılımını arttıracak hizmet biriminin arttırılması tarzında konular. Size birkaç tane örnek proje konusu olarak bizim önerilerimiz. Mustafa Bey, buyurun, çok özür dilerim. Bir önceki neyse, burada fizibilite yapılmasına parantez içinde bir şey var. Akademik araştırma fizibilite çalışmaları. Büyük bir proje parçası değilse. Onunla ilgili zaten kaç sisteminde zaten öyle bir durum var. Sizin projeniz büyük bir projenin parçası mı? Entegre edilir. Yani çok büyük bir projenin parçası olursa zaten sorun. Ama sadece fizibilite çalışması, bizim doğrudan faaliyet destek programımız var mesela. Hani fizibilite çalışmaları, akademik çalışmalar biraz daha hani ona yönelikti. Yani biz burada ciddi bir çıktı bekliyoruz. Sadece bir ben bu çalışmayı yaptım, bir fizibilite çalışması çıkarttım. Bu yapılabilir ziyade. Biz birebir hani burada gözle görülür bir şeyler bekliyoruz anlamına geçiyor. Onunla ilgili öğleden sonra KAYS programının KAYS'lanmasındayken orada zaten net bir şekilde sunulacaklar. Bu KAYS'ta bu İHPAD'daki gibi bizim proje yaparken direkt İHPAD'ın sayfasından, müracaat sayfasından görüyorduk. Orada yüklemeler yapmıyor. Herhangi bir şey olursa geri dönüş yaptık. KAYS değil program. Onunla ilgili zaten öğleden sonra şey yapacaksınız. Yani mesela aynı soru, orada da benzer bir soru var zaten. Yani bu projenin sizin daha büyük bir projenin bir parçası mı sorusu falan var. Orada zaten daha net açıklayacak. Bunu da hemen içinde önce bulabilmiştim. Altyapı programının önceliklerine baktığımızda burada yine 5 tane biz konu koyduk. İşte çocuk müzesi, çocuk kulübü, gençlik merkezi ve benzeri. Yani bir tane okuyup içeceğim. Dediğim gibi rehberleri içerisinde bunlar zaten detaylı bir şekilde farklı farklı proje konuları var. İkinci önceliğimiz dezavantajlı konulardı. Bunlarla ilgili de yine işte sokak çocuğu okusunun çözümünü içeren bazı konular örnekli proje konusu olabilir. Altyapı programına baktığınızda hani bu sefer orada
nasıl bir eğitim verilebilir? Bu sefer hani o eğitim verici yerin yapılması aslında, binanın yapılması bir altyapı programı oluyor, projesi oluyor pardon. O altyapı projesi olarak da bir örnek bunun olarak karşımıza çıkabilir. Üçüncü öncelik dediğim gibi hani biraz da özel sektörün aslında bu iki programa dahil olabildiği noktalardan bir tanesi nitelikli personel yetiştirmek. Biraz önce konuşu mesela iş güvenliği özellikle 2013 ciddi bir şekilde hepimizin gözlerinde olacak bir durum. Bu iş güvenliği ilgili eğitimler olabilir. Bunun dışında yine bizim ajans olarak konumuz var zaten teknik destek programında. Mesela iş sağlığı güvenliği eğitimi verilecek bölgede yer yok aslında. Hani bunun kurulması ile ilgili bir altyapı projesi de örnek konular arasında yer alıyor. Dördüncü önceliğimiz kırsal kesimdi. Dedi bahsettiğim gibi yine bölgemizin çok büyük bir kısmı yani alan anlamında konuşuyorum. Çok büyük bir kısmı kırsal kesim olarak tanımlanan yerler. Bunlarla ilgili işte kırsal kesim mesela sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması örnek bir proje konusu olabiliyor. Bunun dışında yine kırsal kesimde sağlık turizmi, inanç turizmi, ekoturizm gibi konularda yani bizim sadece basit olarak verdiğimizde örnek proje konuları. Benim anlatacağım kısım hızlıca geçtim farkındayım. Dediğim gibi diğer kısımlar biraz daha ciddi şeyler. Daha yani hiç görmediğiniz gibi özellikle öğleden sonraki kayıt kısmı oraya mümkün olduğu kadar zaman ayırmaya çalışacağız. Sorunuz varsa ben elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışayım. Eğer yoksa sizi biraz dinlendireyim. Bu bir ısınmaydı zaten sadece. Üst katta çay verişimci. Biraz oturup hatta naçizane. Sizi oraya davet edeceğim. Buyurun. Eğitim araştırma. Şimdi hastaneye bağlı toplum ruh sağlığı merkezi var. Ben şimdi orasıyla ilgili projeler yapıyoruz. Şimdi bu hastanenin adını mı sadece? Çünkü iki projeyi sunabiliyoruz, birisi geçiyor. Daha iyi sunabiliyor muyuz yoksa hastaneler? İşte biraz önce bahsettiğim gibi size vereceğim. Harcama biliminiz var mı? Yok. İşte yani onunla ilgili bir durum. Çünkü bir tane sunabiliyoruz. Yani iki tane sunabiliyoruz. Bir tane ona, bir tane ya da iki ona, iki ona sunabiliyorsun ama hani iki tane çok iyi bir tane. Bir tanesini de sunabiliyorsun. Orada şöyle bir şunu göstereyim. Yani bununla ilgili de hani şu üniversite için geçerli harcama birimleri çünkü karşısında gidiyor. Şimdi o belki şey gelebiliyor size. Neden ben bir tane başvuruyorum? Neden hani farklı bir birim diyeyim? Onunla ilgili karşısında zaten görüyorsunuz. Belki numaralar falan soruyor. Hani orada bir karışıklık olduğu zaman yani sizden de bir tane vergi numarasıyla kayıt olabilecek. Yani çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum bu konulara girip. Ama olay açık ve net şu şekilde söyleyeyim ben. Yani. Harcama birimi olan her kurum kuruluş iki tane proje başvurusu kabul her bir program ayrı ayrı ve bunlardan sadece birer tanesi başarılarından destekleniyor. Şimdi bizim ilk yönetimlerden kolay bedeli var. Harcama birimi dediniz. Orada yetkili olarak okul ailebiliği başkanı. Okul müdür gerçi imza yetkisi olabilir ama. İşte vergi, yani orada vergi numaraları falan her şey işin içine giriyor. Var, var. Evet, onunla ilgili zaten Kayser daha net orada anlatabiliriz. Yani bu belki şu anda çok şeyde kalıyor. Hani evet. Neden ben başvuramıyorum, neden hani benim aklım yok. O Kayser'da göreceksiniz. Yani vergi numaralı olsun, sicil numaralı olsun. Hani hepsi birebir atanacak zaten siz başvuru yaparken. O sırada zaten o farkı göreceksiniz. Ben teşekkür ederim. O zaman üst kata biz sizi alalım.